şimdi Mekke'de kaldığımız oteldeyiz. Sessiz konuşuyorum. Biz tam kameramanla bir kısır yiyorduk. Hani şey yapıyorduk. Bir anda böyle polisler, siren sesleri geldi ve şu anda aşağıda ciddi anlamda polisler karşı otelden ve şeylerden bu hacı olmak isteyen artık bizim gibi insanları topluyorlar. İnanılmaz derecede hayatımın yaşamadığı gerginliği yaşıyorum. Kameraman, kendine de hakim ol. Yani ama bu görüntüyü senin çekmen lazım. Yani insanlara bu durumu anlatmak için, bak ben şimdi yavaşça camı açacağım. Sen yavaşça oraya doğru yaklaşacaksın ve orada polislerin, kameraman bir sakin ol, ben de sinirliyim, bir dakika. Ben de çok heyecanlıyım. Buraya kadar gelmişken bu hacı olayını yapmak istiyorum. Camı açacağım. Sen yavaşça kendini geride bırak. Telefonu fark etmezler. Sen yavaşça dışarıda ne olduğunu çek kameraman, olur mu? Bak ben yavaşça açacağım. Kameraman sakin ol. Ben de sakinim. Ben sakinim kameraman. Kendini geride tut. Yavaş yavaş yaklaş. Yavaş yavaş yaklaş. Yavaş yavaş yaklaş. Kendini geride tut. Şimdi kendini bana buraya geriye doğru al. Telefonu dışarı çıkar kameraman. Kendini böyle geriye doğru al. Telefonu dışarıya çık. Aziz Ziya. Hamad. You know? Location, location. Location? No location. Your Wi-Fi? No. No Wi-Fi. Lazım location. Lazım location, you Wi-Fi? خلص هذا ما في. Ulan bu insanlar, ulan bu insanlar. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bayağı bir sinirliyim. Biz normalde bu Ibis Otel'de nerede kaldığımı zaten bir önceden söylemiştim size. Ibis Otel'de biz ayın 4'üne kadar, Haziran'ın 4'üne kadar kalmayı önceden parasını ödemiştik, rezervasyon ödemiştik. Dün akşam tavaftan geldik, bize dediler ki hemen oteli terk etmeniz lazım. Sebep niye? Sizin haç vizeniz yok. Peki tamam, haç vizem yok. Siz benim turist vizesiyle geldiğimi biliyorsunuz. Peki 4 Haziran'a kadar bana niye burada rezervasyon yaptırdınız? Hemen çıkmanız lazım gece 1.30'da. O esnada Fevzi'nin böyle güler yüzü, melek yüzü, işte dışarıdan böyle inler, cinler, böyle bir sevgi dolu sözcüklerle insanlarla böyle hafif kavga, hafif bir şey. Biraz pisleştim. Bu, sabaha kadar şey yaptım. Ondan sonra şimdi başka bir otel bulduk. Bakalım o bizi kabul edecek mi, etmeyecek mi? Yani haç vizeniz yoksa turist vizesiyle uzun süreli şey yapsak bile, uzun süreli kalsanız bile bir yerde, o size bir yerden sonra size sorun çıkarabiliyor. Yani uzun süreli böyle rezervasyonlar yapmamanızda fayda var. Yine bakalım bir yeni gideceğimiz otelle bir problem olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Taksiyle bir problem yaşadık. Bindik, pazarlığımızı yaptık. İnterneti yokmuş adamın. Bizim de internet yok şu anda, bitti. Yapacak bir şey yok abi. İnşallah her şey yolunda gidecek. Hac yolculuğumuz devam ediyor. Nerede? Mekke'de. Allah yardımcımız olsun.
böyle şu uzun süreli bir otelde kalacağız diye böyle marketten alışveriş yapmıştık. Şimdi yaptığımız alışveriş poşetleriyle dışarıda kaldık. Devam ediyoruz. Pişmanlık yok, isyan yok. Hac yolculuğumuz devam ediyor. Yani normal taksiye de binseniz, normal böyle korsan taksiye de binseniz mutlaka pazarlık yapmanızda fayda var. Şimdi fiyatlar ben size söylemeyeyim, adam anlar. Ama ne söylerlerse mutlaka yarısı, zaten az buçuk da şahit oldunuz. Yani bu dönem çok kritik, sıkıntılı bir dönem. Bizi böyle polisler görmeden, normalde bize otobüslerle gideriz ama bu dönemlerde taksiye kullanıyoruz. İnşallah sağ salim otele gideriz ve otel kabul eder. Biraz durumlar, süreçler sıkıntılı. Bize dua edin inşallah. Kameraman çantanı al gel. Karışmam bana. Şimdi diğer o Ibis Otel'den ayrıldık. Mekke'de kaldığım başka bir oteli göstermek istiyorum ama burası biraz tabii Ibis Otel gibi şey değil. Burada 4 tane yatak var. Zaten Mekke'ye geldiğiniz zaman çoğu otel çift kişilik değil ama bu şekilde hacılara işte vesaire verdikleri için genellikle bu tarz odaları görebilirsiniz. Siz 2 kişi olsanız da size bazen bu şekilde 4 yataklı, 3 yataklı odaları verebilirler. İşte böyle 4 tane yatak var, bir gardırop var. Burada bir halı sermişler. Bu halıları hiç sevmiyorum bu otellerde. Böyle bir sandalyesi var. Bakalım manzaramız nasılmış. Manzaramız da şu şekilde dışarıya bakıyor. Şurada bir dağ var. Yol var. Ondan sonra klimamız var büyük. Televizyon var. Kettle var. Buzdolabı var. Böyle bir masa var. Bir de Mekke'deki bütün otellerde mutlaka size seccade, Kur'an ve şu masa üstü peçetesini veriyorlar. Bunu da bilmenizi isterim ama galiba biz uzun süre burada konaklayacağız. Ayın 8'ine kadar, 8 Haziran'a kadar fazla da Kabe tarafına gitmeyeceğiz. Burada biraz vakit geçireceğiz çünkü denetimler sıklaştırıldı. Belli bir süre umrenizi falan yaptıktan sonra hac sezonuna kadar artık ciddi anlamda otelde bir anlamda hapis konumundasınız. Allah'tan kaldığımız böyle otel gibi bir şey var. Onun lobisinde böyle büyük ekranda böyle bir Kabe görüntüsünü canlı yayınlayan, biliyorsunuz Türkiye'de de yayınlanıyor bu kanal. Onun şeyi var, sürekli burada izliyoruz ama size sadece şu kadar söyleyeyim. Sizler uzaktasınız, buranın hasretini alıyorsunuz, hasretini güdüyorsunuz. Gelemedim, gidemedim diye. Bu kadar yakında olup da, yani arabayla 5 dakikalık bir konumda olup da Kabe'ye gidememek insana, emin olun, uzakta olmasından daha fazla koyuyor. Bu duyguyu size anlatamam. Ama yine de sabrediyoruz. Zaman gitgide yaklaşıyor. Hac dönemine yakın son 4 gün, 5 gün kalacağımız daha herhangi bir otel belirlemedik. Şu ana kadar her şey istediğimiz, planladığımız gibi gidiyor ama artık kontrolleri ciddi anlamda fazlalaştırdılar ve ciddi anlamda çevremden yakalanmaya dair, sınır dışı edilmeye dair bilgiler ve şeyler geliyor. Yani haberler geliyor. İşte bu yıl bir 80 bin cezası geldi, 11 riyal ceza geldi. O yüzden Arabistan polisi ciddi anlamda bu yıl şey yapıyor ama iman varsa imkan var diyoruz. Ve biz beklemeye, sabretmeye devam ediyoruz. Biraz otel odasında kilo alıyoruz beklediğimiz için, sürekli yediğimiz için can sıkıntısından. Ama önemli değil. Dışarıdan iki kişiye gelen ekmeğe bakın. Şimdi göstereceğim. Ama ekmek çok sıcak ve çok güzel görünüyor kamerama. Bak. Bir. İki. Üç. 4, 5, 6, 7, 8 ekmek. Şimdi verdiğim siparişi göstereceğim. Sadece 2 kişilik. Onu koydum böyle.
sürekli elbeyik yemekten artık belli bir süre sonra yumurta çıkarmaya aday oluyorsunuz. Şöyle musakka, iki tane böyle musakka söyledik. Patlıcan musakka, karnıyarığı özleyenler de bugün Fevzi çok özledi. Bu var. Ondan sonra böyle bir kuru fasulye var. Bir de böyle bamya var. Bunlar pilav da çok düşündüğümüzden fazla geldi. Arabistan'da sipariş verirken bence ikiye fazla kaçmayın. Bir olarak düşünün. Kameramanın açlığına geldik. Biraz fazla sipariş verelim dedik. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş yaklaş. Yavaş yavaş yaklaş. Yavaş yavaş yaklaş. Kendini geride tut. Şimdi kendini bana buraya geriye doğru al. Telefonu dışarı çıkar kameraman. Kendini böyle geriye doğru al. Telefonu dışarıya çık. WhatsApp'tan da otelin sahibi, ulan bu otelin sahibi ne iyi adam ya. Bize sakın aşağıya inmeyin diye mesaj attı. Abi. Abi Allah. Ses mi geliyor arkadan? Yok bir şey yok. Yani iman varsa imkan var. Ve buraya geldiğiniz zaman size sürekli okumanız gereken bir şey var. Onu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çünkü ben geldiğim günden beri Umre'ye de böyle biraz sıkıntılı geldik. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfim sedden fe agşeynahum fehum la yubsirun. Bu ayeti, Yasin'in bu ayetini sürekli okuyun. Gerisini Allah'a bırakın. Cidden insanın ağlayası geliyor. Bu parayla veyahut da başka bir şeyle alakalı bir durum değil. Biz sabahtan beri bu otel odasından dışarı çıkamadık. Normal 4 gündür 5 gündür çıkamıyoruz ama yine aşağıya lobiye iniyorduk. Bir hava alıyorduk, bir şey alıyorduk. Ama bu polisler bu sokağa çevrildiğinden beri otel odasından dışarı çıkamıyorduk. Bizim kameramanla sağ olsun önceden dolabımızda yaptığımız bir şeyler vardı. Biz onları atıştırıyorduk, aç kalmadık. Ama otel sahibi, Allah ondan bin kere razı olsun. Çocuğu da Türkiye'de okuyormuş, Aydın Üniversitesi'nde. Allah onun da çocuğunu karşına doğru insanları her zaman çıkartsın. Hiç ummadıkları kişi, ummadıkları zamanda onun çocuğuna yardımcı olsun. Adam evden kendi hanımına veya annesine yemek yaptırtıp oteldeki insanlara tek tek böyle dağıttı. Ve şu anda bizi de iki tabak bıraktı. Bakın hala tüylerim diken diken. Yani adamın... Bizim yakalanmamız adamın işine gelir. Şu anda dışarıda kalıp Kabe'de uyuyan ve otel arayan o kadar fazla insan var ki. Ve bizim günlük burada tuttuğumuz para 1100 lira. Adam burayı dese ki ya bunlar gitsin 2,5, 3, 4 lira deseler direkt buraya gelip kalırlar. Bu böyle bir sezon. Fiyatlarla ilgili, otellerle ilgili detaylı şeyler anlatacağım. Bakın adam bize 2 kişilik yemek getirmiş, göstereyim.
Abi vallahi duygulanıyor insan ya. Yani yemeğinde değiliz abi. Vallahi karnımız tok. Kameraman dolabımızı göstersene. Yani bakın o üstünde var, içinde de bir şeyler var. Konserve monserve alıyoruz, idare ediyoruz ama böyle bir sıcaklıkları gördüğümüz zaman da insan mutlu oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah bizim hac ibadeti yapmamızı bence istiyor ki hiç ummadığımız adamlar, ummadığımız kişiler bize yardımcı oluyor. İman varsa imkan vardır. Otelde gizli ve saklı kaldığımız için hani ciddi anlamda bulduğumuz her açılan kapıda bir dışarıya kendimizi atıyoruz. Şey değil mi? Bakın şuradaki uzun olan şey Kabe'nin bulunduğu uzun kule. Kameraman görebiliyor musun bilmiyorum. Tam o uzun kule orası. O kadar yakında biz oraya gidemiyoruz ve burada bir anlamda hapis hayatı yaşıyoruz. Ama isyan etmiyoruz. Bunu biz tercih ettik. Kesinlikle böyle şey yapmıyoruz. Kameraman bir de şeylik olsun şu yediğimiz kısırı bir göster. Bir döner misin kameraman oraya yavaş yavaş. Kısır yiyorduk ne hale geldik. Otel odalarına geldiğiniz zaman prizler farklı olur. Bir Türklük yapıp ya ben alt ikisini kullanayım diye oraya bilgisayarın prizini sokarsanız çıkartamazsınız. Şu anda onun otelden çıkış yapacağız. Onun mücadelesini veriyoruz. Bakın. Kameraman yaklaş. Kameramanın da fikri diyor ki şuraya makası sokalım. Sonra köydeki arsa bana kalsın diyor. Yani kameraman da bizi öldürecek burada. Şuraya makası sokalım boşa çıkar diyor. Çocuklarınıza izletmeyin. Hani önceden yaparlardı ya çocuklara izletmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan vaz mı geçeceğiz biz şimdi kameraman? Dur öyle aşağıdan bir adam çağırıp geleyim. Housekeeping. Housekeeping. Arabic. Housekeeping. Housekeeping. Ne? Elektrik. Mafi mafi. Mafi? Lan kıracan. Kıracan. Ulan oğlum bükme lan. Ha okey. Elektrik dıh. Ana bir kar var tafiyeli. Ne oldu lan? He la la. Mavi mi? Mavi şey open. He. La la mavi open mavi open mavi open. Kalli kalli kalli. La la mavi rekip talla talla. Kart iptal. He he. Cancel. He he. Cancel. Oğlum nasıl göreceğim karanlıkta? Okey. Lan oğlum elektrik elektrik. Lan oğlum. He? No problem no problem. La la mavi. La la mavi. No problem. No problem, no problem. İnşallah. İnşallah, brother, brother. Dur, orada elektrik var. Dur. Hı? No, no, okay. Elektrik, elektrik. La la mai. La, okay, hayır. Asla, asla. Ulan Araplar bu kadar kaliteli iş yapar mıydı ya? Oğlum sen ne yapıyorsun? Lan oğlum orada kablo var. Vay arkadaş. Hı? Aha. Ha? Is okay? Evet abi. Vay yavrum vay. Maybe I'll... Oh, thank you.
Oğlum bu kadar iPhone, bu kadar kaliteli iş yapıyor mu adam, ama eğdi galiba ya. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama neyse, kurtardık.